Oğlum sakallarım uzuyor. Çok mutluyum. Selam millet, Mert karşınızda. Sakal mevzusuna geleyim. Biraz beni sakallı göreceksiniz bu aralar. Çünkü çalıştığım otel koronavirüs sebebiyle geçici olarak, yani kısa süreli diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Kapattı. Belli bir süre evdeyim gibi gözüküyor. O süreçte de tabii ki özlediğim sakallarımı biraz uzatacağım. Bana da biraz dinlenme olmuş olacak. Bu arada tam gaz videolara devam edeceğim. Haftada 3 video atmaya çalışacağım. Neyse, konumuza gelin. Tabii ki yine bir ürün inceleme videosu. Bu sefer teknolojik bir alet değil, bir giyim, tekstil ürünü diyeyim, aksesuarı. Niye konuşamıyordum? Başta yaptığım gümrük hareketini de vergiler dahil aldığım için yaptım. Yani videoda başka görmeyeceksiniz. Belki de görebilirsiniz. Neyse, bugünkü konuğumuz büyük bir konuk. Aa, adresleri kapatmayı unuttum. Yıldım ya şunları karalamaktan. Evet, bugünkü konuğumuz bir sırt çantası. Şöyle göstereyim, 3 yıldır kullandığım emektar laptop çantam. Her şeyimi içine sığdırmaya çalıştım. Burası önemli. Sırt çantam bu ama büyüklük olarak yetmemeye başladı. O yüzden yıllardır gördüğüm ama almak istediğim bir ürünü satın aldım. Sizleri de bekletmeyeyim, kendimi de bekletmeyeyim. Bir an önce paket açılımına geçelim. Detayları zaten orada söyleyeceğim. Hadi bakalım. Evet, paketimiz gayet güzel geldi. Şurayı ben yırttım bu arada. Karalamakla uğraşamadım. Paketimiz tam hatırlamıyorum. Bayağıdır bekliyor kenarda. Yanlış hatırlamıyorsam bir 2 hafta gibi bir sürede geldi. Bana soruyorsunuz nasıl bu kadar hızlı geliyor eline kargolar diye. Ben Banggood'da hızlı kargo seçeneğiyle getirttiğim için 10 maksimum 15 gün aralığında geliyor. AliExpress'ten verdiklerim zaten hepsi neredeyse 20 günün üstünde oluyor. Videoyu bölüyorum ama hemen aşağıdan bana destek olmak için abone olabilirsin. Hatırlatmak istedim. Aşağıda açıklama kısmında ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ön ödemeli kargo seçeneğiyle getirttim. Vergilerini ödedim hızlı kargosuyla birlikte. Gümrüğe takılmadan direkt geçti. Hadi bakalım açalım. Hoppa. Bu arada bunun içinde burada. Bir ürün daha olacak diyecektim. BVFYE8. Bilirsiniz bu modeli. Ünlü bir model. Merak ettim. İsteyenler olmuştu. Sizler için inceleyeceğim. Neden aynı paketin içinde çıktı? Banggood'da ne kadar ürün verirseniz verin, eğer aynı siparişin içindeyse aynı kargoyla geliyor. Yani aynı paketin içinde geliyor. Çünkü tek bir depodan çıkıyor. O yüzden böyle bir kolaylığı da var Banggood'un. Kenara attık. Devam. Hoppa. Markamız Mark Ryden, modelimiz MRF8057 modeli. Benim Mark Ryden'in en sevdiğim sırt çantası bu. Ve sonunda almak nasip oldu. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Mark Ryden çok ünlü bir çanta markası. Genellikle bu tarz sırt çantaları üretiyor. Menşei olarak İngiliz markası ama tabii ki diğer tüm markalarında yaptırdığı gibi Çin'de üretiliyor. Hemen bir açalım çantamızı. Oy. Ya oğlum ya, ben harbiden öküzüm ya. Ya adamlar şuraya bak ne yapmışlar. Böyle bunu yatağın altına falan kaldırdığında hava almasın, böcüklenmesin diye böyle hava geçirmeyen poşet yapmışlar açılıp kapanan. Ben yine camış gibi yırttım buradan. Neyse, devam. Doku olarak bu arada kesinlikle suni deri değil, PVC tarzında bir malzemeyle yapılmış. Su geçirmez dememe gerek yok sanıyorum. Bu arada kokusu da kokusuz. Hiçbir şekilde kokmuyor. Yani o çirkin plastik kokuları olur ya, öyle bir koku yok. Zaten araştırabilirsiniz bu markayı internetten. Yani kaliteli, çok da ucuz olmayan bir marka. Burada etiketleri falan var. Bak, şimdi reisin özelliklerini göstereyim size. Bak. Çıppa. Şimdi benim bu çantayı tepe kamerasıyla incelemem çok zor. O yüzden farklı bir açıya geçiyoruz. Gelin çantamızı dolduralım. Evet, öncelikle çantamızı tanıyalım. Mark Ryden logosunu görebilirsiniz ön tarafta. Ön kısımda gizli bir cebimiz var. Burayı açtığımızda derin çantanın dibine kadar ulaşan bir bölme var. Burası tek bir bölme. İçinde cep vesaire yok. Bir de üst kısmına gelelim. Hemen üst tarafta da şöyle bir bol cepli bir gözümüz var. Bu açtığım bölüm de çantanın en altına kadar uzanıyor. Burada iki küçük iki büyük olmak üzere 4 tane cebimiz var toplamda. Buraya en fazla kalem sokabilirsiniz. Bir de burada power bank'imize bağlayabileceğimiz USB ucumuz var. Diğer USB çıkışı da çantanın yan tarafında bulunuyor. Bunları zaten deneyeceğiz. Çantamız şöyle ince bir tasarıma sahip. 23 litre kapasitesi var toplamda. Size biraz küçük gelebilir ama çantamız genişleyebiliyor. Şu altında bulunan ikinci fermuarı açtığınızda
Şu genişleyebilir kısım açılıyor ve çanta 39 litreye çıkıyor. Zaten içine neler koyabileceğimizi deneyeceğiz. Çantayı tamamen dolduracağız. Burada kilitlerimiz var. Çantayı istediğiniz kadar daraltabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Diğer çantamda da vardı. Gayet kullanışlı. Şöyle çok rahat bir şekilde sıkıştırılıyor. Ve şunu da göstermek istiyorum. Çantamızı el çantası olarak da kullanabiliyoruz. Yan tarafında bulunan elinizde tutabileceğiniz bir bölüm var. Markanın ismi de yatay yazıldığı için elinizde taşıdığınız zaman sanki çantayı yan tutmuyormuşsunuz gibi, sanki çantanın gerçek kullanımı böyleymiş gibi bir görüntü oluşturuyor. Ve gelelim en arka bölmeye. En baba bölüme. Gördüğünüz üzere şöyle tamamen açılabilen, 90 derece hatta 180 derece açılabilen bir cebimiz var. Burada büyük bir bölmesi var. Buraya tabletinizi koyabilirsiniz veya aksesuarlarınızı doldurabilirsiniz. Şurada da bir tane laptop veya tablet cebimiz var. 17 inçe kadar tüm tabletlerinizi, laptoplarınızı içine koyabilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi bu çantayı genişlettik ama genişletilmiş bölümünü daha göstermedim size. Yine bu tarz açılan bir bölmesi var. Şurada iki tane ayrı fileli gözü var. Gayet geniş gözler. Diğeri de hemen burada yukarıda ve ayrı bölmeler. Burada son model valizlerde gördüğümüz yine fileli bir tasarım var. Şurayı da komple açtığınızda kıyafetlerinizi, her şeyinizi bunun içine doldurup üst filesini kapatabiliyorsunuz. Ve katladığınız şekilde hiç bozulmadan sıkı bir şekilde durabiliyor içinde. Daha biter mi? Yine bitmedi. Burada anti-theft dediğimiz, yani hırsızlığa karşı korumalı bir gözümüz var. Gayet de geniş bir göz. Buraya değerli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yani ne olabilir? Cep telefonu, cüzdan, kameranız varsa portatif o olabilir. Paralarınız vesaire. Çok önemli bir göz bence bu. Ve yine minik bir gözümüz daha var. Buraya işte atıyorum otobüs kartınızı, kredi kartınızı, kimliğinizi koyup rahatça ulaşabiliyorsunuz. Çantanızı hiç sırtınızdan çıkartmanıza gerek kalmıyor. Bu benim en sevdiğim özellik. Şimdi ben bu çantayı sanki bir seyahate gidiyormuşum gibi dolduracağım. İşte aksesuarlarım, kameralarım, kıyafetlerim. Aklınıza ne geliyorsa şimdi bu masaya dökeceğim. Ve hepsini tek tek yerleştirmeye çalışacağım. Hadi bakalım beklentilerimi karşılayacak mı, çok merak ediyorum. Evet, neredeyse tüm mal varlığımı meydana çıkarttım. Seyahate giderken yanıma genelde aldığım şeyleri dizdim. İşte laptopum var, iPad'im var, parfümüm, roll-on, yüz yıkama jeli, maskelerimizi unutmuyoruz. Burada kulaklıklarım var, Bluetooth hoparlörüm, harici hard diskim, tıraş makinem, emektar GoPro'm, diş fırçam ve diş macunum, çinko ve multivitaminlerim, vlog kameram, hasta kaldığım mouse'um, akıllı saatim. Bu efsane bir akıllı saat bu arada. Tor 5 Pro'dan biraz daha iyi özellikleri olan bir saat. Yakında videosu gelecek. Telefonum, gözlüğüm, cüzdanım, powerbank'im, not defterim, Merco logolu, Mercedes logolu kalemim, minimalist kitabım ve reis. En sonda bir de tripodum var. Bu arada biraz önce gördüğünüz ekipmanlarımın çoğunu yurt dışından, Çin'den vesaire aldım. İnternetten aldıklarımın linklerini aşağı nereden aldıysam o linkleri aşağı ekliyorum. İsteyenler oradan ulaşabilir. Şimdi bu gördüğünüz her şeyi tek tek çantaya dizeceğiz. Bir de yanıma tabii ki kıyafet, çorap, don, o tarz şeyler alacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle çantamı küçültüyorum. Eski haline getiriyorum. Bakalım bu şekilde ürünler sığacak mı? Bu arada arka kısmından da bahsedeyim. Çok güzel yumuşak sünger bir yüzeyi var. Sırtınıza baskı yapmaz. Kolunuza taktığınız bölmelerin iç kısmına da aynı materyal yerleştirilmiş. Yani çanta ağır olsa bile ağırlığı biraz absorbe eder. Evet, en arka gözümüzü açtık. iPad'imi direkt yerleştiriyorum. Ardından laptopumu koyuyorum. Bu arada birazcık boşluk kaldı. Benim laptopum 15.6 inç. 17 inçte rahatlıkla sığar. Hatta cuk oturur. Çok azıcık üst kısma çıkar şuraya kadar. iPad'imi attığım cebe not defterimi ve kitabımı da koyuyorum. Ve en arka gözü kapatıyorum. Daha bayağı yer kalmıştı içinde. Sığdıramazsak oraya tekrar geleceğiz. Evet, en öndeki göze geldik. Kalemimi ön göze takıyorum. Ardından kameramı koyuyorum. Cam olduğu için çantanın dibinde sağa sola vurup kırılabilir diye hemen bu göze de parfümümü koymayı tercih ediyorum. Ve reisi diğer kalemliğin içine atıyorum. Xiaomi powerbank'im. 2 yıllık emektarım. Hiç yarı yolda bırakmadı beni. İçinden çıkan USB'mize bağlıyorum. Bağlayamıyorum. Çünkü neden? Yine ters. Bağladım. İçine attım. Çinko ve multivitamine geleyim. Biliyorsunuz koronavirüsü. Bağışıklığınız artsın diye kullanabilirsiniz. Ben normalde de kullanıyorum bu arada bunları. Hani koronavirüsüyle alakası yok. Bu aralar biraz dikkat etmeniz önemli. Her zaman yanımda taşırım. Onları da içine gönderdik. Diş macunu ve diş fırçasını da atıyorum içine. Tripodumu koyuyorum. Tıraş aletimi de buraya koyuyorum. Ve en son olarak da yüz yıkama jelimi atıyorum. Ve gözü kapatıyorum. Şimdi en ön göze geldik. Burası da gayet geniş. Çakma Beats kulaklığım ve çakma AirPods'umu koyuyorum. Bluetooth hoparlörüm,
Ve şimdilik burası da yeterli. Arkadaki anti-theft bölüme geldik. Benim için en değerli şeyleri koyuyorum. Her şeyimin bulunduğu hard diskim. Cep telefonum. Ve 4 yıldır kullandığım çakma Gucci cüzdanım. Hatta 5 sene bile olabilir. Bunu da koyuyorum. Ve en sevdiğim gözlüğümü yanıma alıyorum. Onu da hemen koyduk. Hatta maskeyi de şuraya sıkıştırayım. Çok yer kalmadı ama. Bu şekilde yerleştirdik. Rahat bir şekilde kapandı. Bu arada sarsıntı, deprem falan olmuyor. Yazanlar oluyor bazen. Benim masam sallanıyor. O yüzden bir helal edin. Aa bak, bu dışarıda kalmış. Bunu da atalım. Hatta bunu da parfümün yanına iliştiriyorum. Rahat rahat sığdı. Benim bu çantayı genişletmem gerekecek bu arada. Şimdi kendine geldi. Of, ağırlaşmış ha. Evet, dışarıda birkaç tane malzememiz kaldı. Bunları da güzel bir yer bulacağım. Ama ilk çanta şeklini alsın diye kıyafetleri yerleştirmek istiyorum. Şu gördüğünüz alt göze çoraplarımı koyuyorum. Evet, tamam. Yanıma 3-4 tane de don alıyorum. Donlarını da ilk gösteren adam benimdir herhalde. Şşt, bak Calvin Klein ha. Yanlış olmasın, alttaki de öyle öyle. Yalan yok bizde. Donları da yerleştirdik. Ve geldik en baba göze. Buraya da tişörtlerimi koyuyorum. İki tane de pantolon atalım. Pantolonları da yerleştirdim. Şimdi yanlarda boşluklar kaldı. Oraya şunları koyacağım. İlk şu kulaklığımı koyuyorum. Ardından mouse'umu, saati ve GoPro'yu da ön göze koyacağım. Şimdi rahat bir şekilde kapanacak mı ona bakalım. Rahat rahat kapandı. Hiçbir problem yok. Hoppa. Bak şimdi çantaya benzedi işte. Bu arada şu ön gözde yer vardı hala. Saatle kamerayı oraya koyuyorum. Bu şekilde buradaki kopçaları takarak ve sıkarak daha sıkı bir çanta oluşturabilirsiniz. İçindekiler sallanmaz bu şekilde. Koç bu koç. Şimdi size çantanın yan kısmında bulunan USB bölümünü göstereyim. Şöyle USB portunu görebilirsiniz. Buraya şarj aletinizi takıyorsunuz. Bu arada şu şekilde sırtınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tamam, şu an oldu. Çanta görebildiğiniz gibi. Bu arada ağırlığına rağmen gerçekten rahat. Çok ağırlığı hissetmiyorum. Takarken elime ağır geldi ama şu an sırtımda çok bir ağırlık yok. Bu kadar ağırlıkla belki bir saat sonra falan ağrı yapabilir yine. Kablo çantaya takılı. Telefonumu takıyorum. Ve telefonum şu an şarj oluyor durumda. Süper Online'dan mesaj gelmiş. Yine para istiyorlar. Bu şekilde elinizde gezerken bir yandan şarj edebiliyorsunuz. Veya çantada takılıyken bu şekilde cebinize koyabilirsiniz. Aynı zamanda şarj olmuş olur. Gayet kullanışlı bir özellik. Ve şu kartlık bölümünü göstereyim. Burayı açtığınızda fakirseniz ve hala otobüs kullanıyorsanız otobüs kartınızı. Elde nakit yok, her ay bankaya borçlanıyorum diyorsanız kredi kartınızı. Ve benim gibi kumarbazsanız da kumarhane kartınızı hemen saklayıp kapatabilirsiniz. Bu arada o kumarhane muhabbeti şakaydı. Hayatımda bir kere gittim Kıbrıs'a. Beleş yiyip içebilmek için de kumarhaneye girdim. Oynadım da gerçi, yalan söylemeyeyim. Şimdi beğendim de onu da yalan söylemeyeyim ama iyi bir şey değil, yapmayın. Hemen buradan karta çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten de güvenli bir bölme. Kullanım açısından çok hoşuma gitti bu. Şimdi 360 derece döneceğim. Çantanın geniş halini bir görün. Şurada ön tarafında klipsi var. Bunu kapattığınızda daha güvenli oluyor. Motosiklet kullandığım için ben çok kullanıyorum bunu. Şimdi bir de çantanın iç kısmını boşalttım. Yani o kıyafet bölümünü ve eski haline getirttim. Şu an 23 litredeki halinde. 360 derece dönüyorum. Evet, videomuz buraya kadardı. Umarım çantayı ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Bu tarz değişik ürünlerin gelmesini de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kaçayım artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.